futbolunun unutulmaz isimlerinden camiasında futbol elçisi olarak bilinen Mete Adanır 35. Ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Erel Padanır, Tunç Adanır, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Leymoson Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasımoğlu, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Spor Yazarı Songuç Kürşat, Araştırmacı Yazar Yücel Hatay, Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, Adanır ailesi ve futbol severlerin katıldığı anma töreni bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Bu yılki törende Eralp Adanır'ın kaleme aldığı Aramızdan Ayrılışı'nın 35. yıl anısına Mete Adanır, Anır Kitapçı ile Mete'nin toplum nezdinde nasıl algılandığı yazıya dökülerek anlatıldı. Kitapta Kıbrıs Genç TV'de yayınlanan ve Mete Adanır'ın anlatıldığı programlara da yer verildi. Törende konuşan Erel Padanır, Mete için 1989 yılından itibaren birçok program yapıldığını belirterek, programa katılanların bildiğimiz veya bilmediğimiz birçok anıyı ve yorumu paylaştıklarını söyledi. Erel Padanır, bu kitapla anıların hepsinin metin haline getirildiğini belirtti. Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Erten birinci de bir konuşma gerçekleştirdi. Aramızdan ayrılışının 35. yıl anısına Mete Adanır kitabında Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertem Birinci'ye de yer verildi. Eralp Padanır, Ertan Birinci'ye yapım ve sunuculuğunu üstlendiği Topjektif programında Mete Adanır'ı anlatımı ve yorumları dolayısıyla teşekkür etti. E, bu kitapçıkta Ertan Birinci'nin 2000 yılında yaptığı Topjektif e, özel programı da e, yer almaktadır. E, ona buradan da teşekkür etmek istiyorum çünkü e, o programdaki konuklar olsun, telefonla bağlanan kişiler olsun gerçekten bizim e, bilmediğimiz veya bilip de aslında unutup bize hatırlatan e, çok konuşmalar da olmuştur. Birinci, aramızdan ayrılışının 35. yıl anısına Mete Adanır kitabının çok değerli olduğunu söyledi. Mete Adanır'ın 28 yaşında hayatını kaybettiğini belirten birinci, 35 yıldır aynı özlemle burada buluşup onu anıyoruz dedi. Birinci, Mete Adanır'ın Türkiye'de okuyan Kıbrıs Türk öğrencisinin de ortak değeri olduğunu söyledi. Sanıyorum herkese nasip değil. Demek ki bir şeyler yaptı, bir şeyler bıraktı ki 35 yıldır buraya geliyoruz ve Mete anıyoruz. Galatasaraylı bir kişi olduğumu herkes bilir. Galatasaray gol yerken insan sevinir mi? Golü meta atınca sevinir. Samsun'daydı ve Galatasaray'a o golü attığı tarihi bir gol olduğu zaman inanın sevindik. Mete hayattı, Mete heyecandı. Mete Türkiye'de okuyan Kıbrıs Türk öğrencisinin ortak değeriydi. Herkes o hangi şehre gidecek? O şehirdeki öğrenci o maça gelsin, onu izlesin, onu görsün diye haftalar öncesinden programını yapardı. Ve Mete az önce yine arkadaşlar belirtti. Yıllar önce Sportmence gazetesinde sevgili Songuç da orada yazıyordu. Mete adanır bize Konya'dan profesyonellik nasıl olur? Nasıl futbolcu olunur diye gençlere nasihatler, gençlere tavsiyeler nitelikli önemli spor yazıları gönderiyordu ve e, yıllarca Sportmence'yi yı çıkardık, yayınladık. Yıllarca o yoğunluğunun, o profesyonelliğinin içinde o yazıları gönderdi. İyi ki de yazmış, iyi ki de göndermiş ki onlar da bugünlere kaldı. Her yıl burada benim dile getirdiğim bir arzum var, bir isteğim var. O da Mete'nin futbol oynadığı dört tane futbol takımı var. Doğan Türk Birliği, Altay, Konya ve Samsun'spor Spor. Hayalim bu dört takımı Mete Adanır, Girneğir, Mütemmuz Üstadyumunda bir turnuvada buluşturalım. Ve bu dört takım Mete Adanır anısına güzel bir Futbol maçında buluşsun. Bu önce miniklerle, gençlerle başlayabilir, sonra atakıma gelebilir, geleneksel bir turnuvaya dönüşebilir ve onu daha da büyük kitleler olarak analım. Bu da e, yapılabilecek bir şey. Kulüp başkanlarımız burada, federasyon başkanımız burada, e, sevgili aile burada. Dolayısıyla bunu da e, başarırsak. Bence çok güzel olacak diyorum. Onu 35. yılda saygıyla, özlemle anıyorum. Bu kitabında da gerçekten hayat bulması beni de çok mutlu etmiştir, onur etmiştir. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, Mete kendisi için ikon olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Özuslu, hayallerinin peşinden koşan Mete Adanır'ın Kıbrıs'ı Türkler için idol olduğunu söyledi. Bu aday arasına sıkışmış Kıbrıs Türk gençlerinin, sporcularının bir umut ışığıdır. Dolayısıyla genç yaşta kaybettiğimiz Mete'nin böyle bir önemi var. Ve sevgili Eralb'ın bugüne kadar yazdığı makaleler ve kitaplarda da dile getirildiği gibi Mete'nin kısacık hayatına kazandırdığı, sıkıştırdığı çok üstün başarılar var. Gol Krallığı Türkiye'de, Gol Krallığı da dahil olmak üzere. Mete Adanır tabii benim için lehmosunludur. Ben de lehmosunluyum. Anafartalar Lisesi e, takımının aynı zamanda e, bir oyuncusudur. Ben de Anafartalar mezunuyum. Yıllar yıllar sonra olsa da. E, ve aynı zamanda Mete'nin geçtiği İzmir'den ben de öğrenci olarak geçtim. Onun İzmir'deki hatıralarını da dinledim. Elbette ki Samsun Spor'da noktalanan bu kariyer aslında e, hak edilmemiş, gelecekte çok daha büyük başarıların kaçınılmaz olduğu bir kişi için, bir isim için bir tarifsiz kazayla sonlanmamalıydı. İnsan hayatının ucuz olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu mezarlıkta da çok sayıda insanımız aynı kaderi paylaşıyor, trafik kad kaderini gerek Türkiye'de gerek bu coğrafyada, bu ülkede ne yazık ki trafiğe bir dur dememiz gerekir. Işıklar e, yoldaşıdır, bizde e, boynumuzun borcudur bu toplumun gençlerini dünya ile kavuşturmak, dünya ile buluşturmak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Türk futbolcular için Mete Adanır ciddi bir örnek ve motivasyondu dedi. Kıbrıslı Türk futbolcular, Kıbrıslı Türk gençler, sporcular fırsat verilirse, imkan olursa her şeyi yapabilirin esasında öncülüğünü de yaptığı Mete kardeşimiz. Ee, tabii ki benim dönemimde burada Hüseyin Özgür Güne de buradan bir selam yollayayım. Yerine 20 Temmur Ustadına Mete Adanır'ın ismini verilmesi, heykelin dikilmesini de birlikte yaptık. O da benim için ayrı bir gururdu. Herkese buradan tekrarlama sağlık. Mete Adanır'ın çocukluğunu çok iyi bilen spor yazarı Songuç Kürşat da törende bir konuşma gerçekleştirdi. Kürşat, Mete kısa cümlelerle anlatmanın mümkün olmadığını vurgulayarak Adanır'ın yıllarca Kıbrıs'ta Türk futbolculara bir idol olduğunu belirtti. Kürşat konuşmasının devamında Mete Adanır'lı olan anısından bahsetti. Onunla çok e, yakın olduğumuz için kısa bir e, anımızı anlatmak istiyorum. Konya'da oynarken 1984-85 yani Samsun'a transfer olmadan bir ay orada birlikte kaldık Mete ile Konya'ya gittik. Ve nasıl ona bütün şehrin, bütün Konya'nın ki o dönemde 25 golle gol kralı olmuştu Konya'da ki e, birincilik Türkiye'de şimdikinden daha da zordu. Süper Süperlikten daha zor bir ligdi ve orada gol kral olma başarısı göstermişti. Transferi gündemdeydi ancak oradaki başkanın Mete'yi nasıl istediği, nasıl koruma altına aldığı e, korumalarla e, evinin etrafındaki insanlarla neler yaşadığımızı bir ay boyunca hep birlikte gördük. Daha sonra Samsun'a ve çok ilginçtir. Galatasaray'a attığı golle Simovic'in olduğu kaledeki gol golden sonra Galatasaray'ın e, radarına girmişti. Ya e, Galatasaray'a ya Beşiktaş'a transfer olması kesindi. Ne yazık ki o e, kazada kaybettik. Yoksa o sezon bittiği anda Mete bugün Galatasaray'da oynayan ilk Kıbrıslı Türk veya Beşiktaş'ta oynayan ilk Kıbrıslı Türk olarak da e, daha da önemli bir e, noktaya gelecekti. Kıbrıs Türk Spor tarihinde büyük araştırmalar yapan doğayan araştırmacı yazar Yücel Hatay da konuşmasında tarihi kalıcı hale getirerek derinleştirmenin önemini vurguladı. Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu da yaptığı konuşmada yine bir 20 Ocak ve Meta Adanır'ı anma günümüz dedi. Meta Adanır'ın kısa bir süre Doğan Türk Birliği'nde top oynadığını dile getirerek anılarını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Bizler de onların anılarını yaşatmak, ben Doğan Türk Birliği Kulübü Başkanı olduğum gün bu konuda tesisleşmede attığımız adımlarda her adımda bu abilerimizi yaşatmak anılarını gelecek nesillere nasıl aktarabilirizin mutlaka hesabını yaptık. Bunun tabi iki adımı var onu da buradan söyleyeyim yakında açılacak olan tesisimizde toplantı odamızın adını. Mete Adanır, Toplantı Odası e, diye koyduk ve orada Mete'nin biyografisini de e, yapıp orada Mete'yi ilerleyen nesillere e, inşallah daha da e, göstereceğiz, daha iyi anlatacağız diye düşünüyorum. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Spor Amiri İltaç Aslım da burada yaptığı konuşmada Mete ölümü dolayısıyla tanıdığından bahsetti. Öldüğü günün ertesi günü... E, e, ...askerdeydim ben... ...ve araç komutanı olarak... ...Girne'ye gitmiştim... ...Girne o gün... ...gerçekten bana... E, ...o güzel şehir... ...kapkaranlık bir şehir gibi gelmişti... ...diğer konuşmacıların anlattığı gibi... E, ...Kıbrıs Türk futboluna... ...değer katan... ...ve ileriye dönük... ...gerçekten parlak bir kişilikti... E, Allah rahmet eylesin. Leymos'un Kültür Vakfı Başkanı Rücem Rasımoğlu da konuşmasında Adanır'ı kabri başındandıklarını dile getirerek Adanır'ın başarısının temellerini Leymos'un da attığını kaydetti. Hiçbir zaman unutulmayacak. Ee, i̇nşallah yeni gençler de onun yolunda ilerler ve böylesi bir başarıyı elde ederler. Samsun Spor'un taraftarı ve uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamını sürdüren Onur Bey de konuşmasında yıllardır her 20 Ocak'ta Adanır'ın kabri başında olduğunu belirtti. Feci kaza olarak betimlediği Adanır'ı kaybettiğimiz o kaza gerçekleştiğinde yaşının ufak olduğunu dile getirdi. Allah rahmet eylesin diyorum bütün spor şehitlerimize buradan tekrardan anıyoruz. Bir daha tekrarlanmasın inşallah. Konuşmaların ardından anma töreni sona erdi.